Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin e, uçakta sorularını yanıtladı. Haber haber koordinatörü Metin Algül de uçaktaydı. Şimdi de yanımızda hoş geldin Metin. Hoş bulduk Can Okanar. Evet artık geleneksel hale geldi. Uçakta gündemde ne varsa hemen hemen hepsi hakkında açıklamalar yapıyor. Bazen vurucu, son derece vurucu ve e, ee, önemli açıklamalar e, çıkıyor. Aslında tabi Cumhurbaşkanının ağzından çıkan her cümle e, önemli de. E, bu defa vurgu o, genellikle hangi konular üzerineydi? Can o kadar en sıcak gelişmeyle başlayalım. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği karar biliyorsunuz dün akşam ee, Alman gazetesi iki maç bir ceza olduğunu hmm. söylemişti. O dakikalarda konuşuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu soruyu da sorduk. Ee, Merih, e, futbolcumuz Meri'nin yaptığı bozkırt işareti ve sonrasında yaşananları. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri aynen şöyleydi. Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var. Niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Meri heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımları attılar dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumartesi günü maça gideceğini e, sorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da amacımız sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst sıra çıkmak dedi. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitme e, kararımızı verdik dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, bir diğer e, önemli konuya geçersek e, milli e, futbolcumuzla ilgili söyledikleri bunlardı. Son haftaların en çok merak edilen konusu e, Türkiye ile Suriye arasında yeni ilişkinin düzeninin kurulup kurulamayacağı, Ankara-Şam arasında nelerin yaşanıp yaşanmayacağı. Malum 2022'de eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'de mevkidaşı ile görüşmüştü. Ondan sonra süreç yine bir süreliğini askıya almıştı. Ama geçen hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı e, Cuma namazı çıkışında Sayın Esat'la görüşebiliriz demişti. Bu konuyu sorduk Sayın Cumhurbaşkanımıza. Kendisi e, bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir dedi. Yani e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in İstanbul'a ya Türkiye'ye bir, yani Türkiye bir e, daveti olacak. Sayın Putin Türkiye'yi bir Nasıl, ziyaret Beşar Esed'ı Türkiye'ye mi davet, Türkiye davet etti? Türkiye'ye davet etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir dedi. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir dedi. Önce Sayın Putin'in bir ziyareti ya akabinde e, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ziyareti ya da Putin'le bir ortak bir ziyaret mi olacak bunlar tam daha hmm. net değil. Süreç bunu biraz aslında olgunlaştıracak çünkü Putin'in de bir özelliği var hem Türkiye ile hem Suriye ile satla ilişkilerini gayet iyi ve üst düzeyde sürdüren bir lider Kes dolayısıyla öyle. o bir üçlü görüşme olma ihtimali de yüksek kesinlikle öyle biz bu konuyu Cumhurbaşkanımıza da sorduk. Biraz Suriye konusunda şunları söyledi Cumhurbaşkanım. Suriye'nin geleceğinin inşası mühimdir. Suriye'nin demokratik altyapısının inşası, kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanması ve tüm bunları Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde yaklaşılması gerekir dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de hayat bulacak barış iklimi çeşitli ülkelere de yansıyacaktır dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Suriye'nin şunu ifade etti. Biz Suriye'ye her daim dostluk elimizi uzattık dedi. Bundan sonra da uzatacağız dedi. Hem Cuma günü yaptı açıklamaya vurgu yaptı. Yeni dönemde Suriye ile Ankara-Şam arasındaki ilişkiler Türkiye'de yapılacak bir zirveyle açıkçası... <laughs> Daha da olgunlaştırılabilir. Tabii bunun ne zaman olacağı, tarihin ne olacağı, Sayın Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete bağlı açıkçası. Cumhurbaşkanı o konuda şu ifadeyi de kullandı. Yeter ki Suriye bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toplansın, biz elimizden geleni yaparız dedi. Bir diğer merak edilen konu da Suriye'nin kuzeyinde ve Kayseri'de eşgüdümlü başlayan olaylar, Hı. provokasyonlardı. Bunu sordum Sayın Cumhurbaşkanımıza. E, bu olayların arkasında istihbarat örgütleri mi, çeşitli devletler mi var, Ankara ve Şam arasında bir yakınlaşmadan rahatsız Hı. olanlar mı var diye sordum. Cumhurbaşkanımız bu olayların arkasında PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi örgütlerin rahatsızlığı söz konusu dedi. E, onların böyle bir buluşmayı, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını istemedikleri ortaya çıkıyor. Yani bu adımın, bu yaşananları Ankara-Şam arasındaki yeni döneme... Karşı yapılmış bir hamle olarak yorumladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu olaylar başladığında nitekim Suriye'nin kuzeyindeki olaylar başladıktan sonra Suriye geçici hükümeti baş başbakanı devreye girdi ve olayların itidalle çözülmesini olumsuz bir şekilde olumsuzun ortadan kaldırılmasını engelledi. Türkiye içerisinde yaşananlara da ülkemizde kısa süreli bir tür durumlar ortaya çıksa bile bunların uzamasına müsaade etmeyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz elimizden gerekeni yaptık. Hem devlet içerisindeki bütün görevliler bu konuda adımlar attı. Türkiye'de ırkçı akımlar oluşturup kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlara asla mücadele, müdahale asla Müsaade etmeyiz dedi. Biz bu oyunları geçmişte nasıl bozduysak yine bozarız dedi. Kayseri'deki hadisede de devletimiz üzerine düşeni yapmıştı dedi ki malum İçişleri Bakanı geride bıraktığımız dakikalarda açıklama yaptı. Hem tutuklamalar hem gözaltılar var. Bunları da e, bu konuyu anlatırken e, bu soruşturmaya da detaylıca yer verdi. E, Can o kadar er Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Doğu bülüğü hem Batı bülüğü konuşabilen tek NATO ülkesi. Bunu çok sık vurguluyoruz. Ee, ...Astana'da da hem Xi Jinping hem e, Rusya Devlet Başkanı'yla görüştü. Putin'le görüşme, bir saat e, 8 dakika süren bir görüşmeydi. Bu görüşmeyi sorduk Sayın Cumhurbaşkanı'na. E, nasıldı, nasıl bir havada geçti, görüşmenin detayları nelerdir diye. Rusya-Ukrayna konusu, Suriye konusu, bütün denklemi e, kendisine sorduk Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, bu görüşmelerde ara buluculuğumuz nereye varabilir, nereye kadar tesiri olabilir? Bunları ele alma imkanımız oldu dedi. Yani Türkiye, Rusya ve Ukrayna konusunda yine ara açısından bir girişimde bulunuyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Hmm. Ee, ne çerçevede devam ettirebiliriz? Bu görüşmeler sürüyor. Özellikle Karadeniz'deki tahıl koridoruna vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Tahıl koridorunun yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ama Putin'in... E, Batıya bakışı tam o ifadeyi okuyayım ben size. Sayın Can Okaner. Sayın Putin ben bu konuda İstanbul tahıl girişimli hedefliğini aynen koruyorum yanıtını verdi. Bunu geliştirmemizde fayda var. Çünkü Putin'in Avrupa'ya bak bir bakışı var. Bu süreçte Avrupa Rusya'ya hedefe koyduğu için Rusya da Avrupa'ya ve Batı'ya olumsuz bakıyor. Benim imkanlarım, benim imkanlarım da orası istifa etme istifade etmeyecek diyor. Sayın Putin bu tahıl koridorundan Avrupa'nın yararlanmasını kesinlikle istemiyor. Şey Ama Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Afrika yoksul ülkelerin bunu nasıl faydalandırabiliriz? Bu konuda yeni adım nasıl olabilir? Tahıl koridoru konusunda nasıl daha çok işler hale getirilebilir? Bunun için bir süreç açıkçası bu görüşmede öne ele alınmış. Cumhurbaşkanı savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarlarıdır dedi. Biz her zaman bu meselelerin çözümü için elimizden geleni yapacağız dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na 3. Dünya Savaşı ile ilgili son günlerde hmm. hem Sırbistan hem Macaristan devlet Avrupa'dan çeşitli ülkelerinden gelen açıklamaları da sorduk. Bu hangi noktada evrilebilir Rusya-Ukrayna savaşı? Cumhurbaşkanımız ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak bu işi kaşıyan ülkeler ve kesimler var dedi. Üçüncü Dünya Savaşı'na çanak tutacak bir yaklaşım içindeler dedi. Çünkü silah tüccarlarına para lazım silah tüccarlarının da pazarı da batıdır dedi Can Okanar Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz kendilerine barışa ne zaman ereceğiz dedik Sayın Putin'e sormuş. Onlar bu işin zamanı yok. Bütün mesele burada sizler gibi ara buluculuğun ağırlığını koymasına bağlı dedi. Yani Sayın Putin de Sayın Erdoğan'ın daha çok devrede olmasını istiyor. Ara buluculuk konusunda daha aktif olmasını istiyor. Türkiye de bu noktada elinden geleni yapıyor. Hem bu bir saatten fazla süren de bunlar Ele alınmış Rus-Ukrayna savaşı, Suriye gibi konular. Cumhurbaşkanımız hem Milli Savunma Bakanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın bu konuda temaslarına devam edeceğini söyledi. Şu ifadeyi klasiktir ama her zaman kullandığı gibi yine kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yıllardır dillendirdiğimiz dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak. Dünya'daki bu üçüncü e, dünya savaşı söylentilerine karşı kullandı bu ifadeyi. Büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Çok kadar bir de bir diğer önemli konu Gazze malum 7 Ekim evet. 2023'ten bugüne yaşananlar. E, Gazze'de İsrail'in bir katliamı devam ediyor. Bir yandan da barış görüşmeleri var. Biz bu mülakatı yaptığımızda da dün Sayın e, Biden ve Netanyahu bir telefon görüşmesi yaptı. Hem bu İsrail-Gazze durumunu hem de Rum kesimini biliyoruz İsrail'in bir lojistik üssü haline geldi. Bu iki denklemi sorduk Sayın Cumhurbaşkanı'na. İsrail-Gazze meselesinde yeni gelişmeler yaşanıyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hamas ateşkes için ortaya konulan taslağı birkaç değişiklik talebiyle kabul etti dedi. Mossad başkanının Doha'ya gideceğini vurguladı. ABD başkanının Biden'ın Netanyahu ile konuşmasını vurguladı. Ee, bu aşamada İsrail'e batı ülkelerin hep birlikte baskı yapması gerekiyor dedi. Katar ile de bir görüşme yapmıştı hastanede. Bu görüşmede de yine bu konu ele alındı. Onları da vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Her anlamda bir baskı gerekiyor dedi İsrail'e. Hem batının hem Amerika'nın hem İslam dünyasının bir baskı yapması ve bu sayede bir ateşkesin, kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Diğer konuya gelecek olursak İsrail kendi bünyesinde kendi topraklarında yaptığı yığınaklarla netice alabiliyor mu ki Rum kesimine yapıyor ifadesini kullandı. Kıbrıs Rum kesimine yaptığı yığınakla mı netice alacak? Ne zaman başladı bu saldırılar? O günden bugüne İsrail'in hedeflediği neticeye varabildi mi dedi. Savaş 7 Ekim'de başladı ve hala sürüyor. Alamadılar ateşi bölgeye yakacak her türlü adımdan uzak durulmalı dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'in böyle bir adım atmaması gerektiğini vurguladı. Can Okanar bir de Şangay İşbirliği Örgütü bu Şangay 5'lisi ile ilgili ile ilgili bir soru sorduk Sayın Cumhurbaşkanına. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Türkiye buraya katılmalı. Şangay Beşlisi'nde olmalı dedi. Biz de e, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Rusya ve Çin'le olan münasebetlerimizi daha da geliştirelim diyoruz. Orada her ikisi de görüşmüştü. E, İran en sonunda Şangay İşbirliği Örgütü'ne girdi. Bunun yanında Pakistan'da orada. Şu an 9 üye var. Türkiye bu üye ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok. Bu belki biraz zaman alır dedi ama Türkiye'nin e, Şangay Beşlisi'ne katılma isteğini bir kez daha e, dile getirdi. Cumhurbaşkanımıza bir diğer sorduğumuz konuda NATO Genel Sekreterliğinde yeni Hı. görev değişimi oldu. Mark Rutte göreve geldi, Stoltenberg görevi bıraktı, ayrıldı. Bir de NATO'nun ikinci bir isminin de Türk olacağı konuşuluyor Can Öner. Hem bu denklemi sorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Rutte ile görüştük. Rutte beni ziyarete geldiğinde kendisine bu beklentimi söyledim. O da doğrusu olumsuz bir yaklaşım içerisine girmeydi. Türkiye'ye böyle bir şeyin yakışabileceği halinde bir yaklaşımı oldu dedi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı, hatta eski NATO Genel Sekreteri de bir e, gezide e, kendisini davet ettik buraya. Türkiye'nin NATO NATO'dan beklentilerini her fırsatta biz dile getiriyoruz. NATO'ya her fırsatta çağrı yapıyoruz. Çünkü Türkiye yıllardır terörle ayrımsız mücadele etmektedir. Bu mücadelede Müttefiklerimizin bizi NATO'nun birliktelik ruhuna aykırı olarak yalnız bırakmaları hatta terörist yapılanmalara cesaret veren tutum sergilemeleri üzücüdür dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuda NATO'nun ikinci adamının Türk olup olmayacağı, bunun kim olacağı aslında en çok merak edilen hmm. konu. Yakın zamanda böyle bir şeyi görebiliriz. NATO'da bir Türk ismi. Cumhurbaşkanımıza İran kuzeyinde devam eden operasyonları da sorduk. Nedir aşama? Bağdat-Ankara arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor hem ziyaretler yapıldı uzun bir aranın ardından. Cumhurbaşkanımız şu an itibariyle bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek dedi. Ne zaman bir operasyon olup olmayacağı gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden bu adımı atacağız demek yanlış olabilir. Irak'ta gerek hem Irak'ta hem Suriye'de her türlü adıma her an biz hazırız dedi. Asker yani güvenlik güçlerimizin eli tetiktedir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz açık ve net bir şey söylüyoruz. Bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde e, teröristten kurdurmadık ve kurdurmayacağız dedi. E, sık sık vurguladığı konuya burada da değinmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iç siyasetle ilgili de sorular sorduk Can Okanar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yumuşama dönemi, siyasette yumuşama dönemi dediğimiz dönemi sorduk. E, ve Sayın Özeli KKTC ziyareti 20 20 Temmuz'da bir Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ziyareti var. Buraya beraber gidip gitmeyeceklerini sorduk. Cumhurbaşkanımız biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım. Milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılarım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk dedi. Kendilerini Kuzey Kıbrıs'a davet ettik dedi. Kuzey Kıbrıs'a beraber gidelim dedik. Ancak sayın Özel'in kendisinin oraya gideceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz sayın Devlet Bahçeli ile bir gün öncesinden gidebiliriz dedi. Çünkü Kıbrıs'a çok havanın çok sıcak olduğunu hı hı. ve bu program biraz daha sabah erken saatlerde yapılmasının iyi olacağını dile getirdi. O yüzden 19 Temmuz'da sayın Cumhurbaşkanının bir KKTC ziyareti muhtemel olacak. 20 Temmuz'da da törenler olacak. Burada beraber gitmiyorlar. Sayın Özel ve Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli beraber gidiyor. Özel kendisi gidecek. Orada nasıl bir e, fotoğraf karesi olur onu da yakında göreceğiz. E, CHP'li bir diğer konu da iç siyasette CHP'li belediyelerde bu yaşanan eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları vardı. Bunu sordu gazeteci arkadaşlar. İşçi kıyımları malum ekranları biz de getiriyoruz. Bütün kanallar getiriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi tam şuydu. Hırsız ben hırsızım der mi veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için ne demek canım? Biz tabii ki ahbaplarımızı ataya, atayacağız mı diyecek. Onu geçmişteki abileri biz CHP'den atamayacağız da MHP'den mi atayacağız demişlerdi. Eski konuşmalara vurgu yaptı. İşte Manisa'ya değindi Sayın Cumhurbaşkanı Manisa Kulu'ya. İşte geçenlerde Manisa'da bir belediyede biliyorsunuz ciddi bir yolsuzluk oldu. Kula orada bir e, belediye başkanı da bu yolsuz yolsuzluk neticesinde alındı dedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlar ahbap yaren bunlar İstanbul Büyükşehir'den tutun Ankara İzmir'e varıncaya kadar birçok bölgede bunların yaşandığını vurguladı. Vatandaşların e, hem CHP'li belediyelerin e, CHP'nin kontrolündeki belediyelerde vatandaşların işten atıldığını nice ağlayanların biz belediyenin kapısında gördük dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kimsenin PR çalışmalarıyla reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez dedi Cumhurbaşkanı. E, CHP'nin bu konuda geçtiğimiz yıllar boyunca olumsuz anlamda yaptıkları aslında yapacakların teminatıdır dedi. Geçmişte yapılanları hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. En önemli konulardan belki de vatandaşın önemli konu, merak ettiği konu ise ekonomiydi Can abi. Şimdi ekonomide şöyle soruyu da okuyayım cevabı da okuyayım Likiler istiyorum açıkçası biraz hani he? daha da netleştirmek için kendisine Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı enflasyon piyasa beklentilerinin altına gerilirken bu yıl en düşük aylık enflasyon gerçekleşti. Yıllık enflasyon 8 ayın ardına ilk kez geriledi dedik. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre para politikasına yeni bir adım atılır mı atılmaz mı sayın Cumhurbaşkanı'na bunu sorduk. Cumhurbaşkanımız bunu biraz okuyacağım Can abi Biz geçen sene dezenflasyona geçiş için bir süre öngörmüştük dedi. Çünkü geçen sene gerçekten depremi, depreme vurgu yap, Deprem etkisiyle olağanüstü koşullarla karşı karşıyaydık. Para politikasının etkili olması zaman alıyor. Maliye politikasında da ilave çaba gerekiyor dedi. Biz o nedenle dezenflasyon Mayıs 2024'te başlayacak dedik. Nitekim de e, Haziran ayında yıllık bazda enflasyonla düşüş başladı. Ama Temmuz'da yani önümüzdeki ayda Temmuz'da yani 60'lı rakamlar diyorum ama tabii ki ön görmek mümkün değil dedi. Muhtemelen Temmuz ayı için 60'lı rakamlar olacak dedi. Ağustos'ta yine düşük 50'li bir rakam olacağını yani bu herhalde 51, 52, 53 bandında bir enflasyon beklentisine vurguladı. Ve muhtemelen büyük ihtimal Eylül ayında enflasyonun Türkiye'de %50'nin altına düşeceğini bir tık altı yani bu da herhalde 48-49 bandında bir rakam olabilir diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız bizim öngördüğümüz politika bu çerçevede dedi. Cari açığa değindi. Geçen sene çok ciddi bir cari açık problemimiz vardı. Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı dedi. Milli geliri oranla, oran olarak yüzde altılardan neredeyse bu sene muhtemelen yüzde iki civarına düşeceğini vurguladı cari açık konusunun. Bir de rezerv konusu var çok tartışılan. Rezerv konusunda çok önemli mesafe kat ettik dedi. Brüt rezervimiz yaklaşık 145 milyar dolar dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve swap hariç rezervlerimiz 10 milyarın üzerine çıktı dedi. Mart seçiminden bu yana swap hariç net rezervlerdeki iyileşme neredeyse 80 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı ve şu ifadeyi kullandı. E, gerçekten eşi benzeri kolay görülmeyen bir iyileşme, bir güven var Türk ekonomisine. Dolayısıyla dış denge bir endişe kaynağı olmaktan çıktı dedi artık. Ülkemizin risk birimi, bundan, buna da değindi Sayın Cumhurbaşkanı, benzer ülkeleri oranla Türkiye'yi diğer benzer ülkelerle kıyasladı. Onları oranla 10 on kat daha hızlı düşüyor dedi. Bugün itibariyle 263 bas puan civarında olduğunu vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin son 3 aydır yerel seçimlerden sonra bizim 2 yıllık tahvil faiz oranlarımız 1000 bas puan düştü dedi. Cumhurbaşkanımız şu ifadeyi de kullandı, biraz sabra ihtiyaç var. Enflasyon da düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Biz inanıyoruz dedi buna. Bu hedefleri başlangıçta iddialı görüntü ama hedefleri başaracağımızı gerçekten samimi bir şekilde inanıyoruz dedi. Programımız çalışıyor dedi. Başlangıçta program program yok dediler. Sonra bu program çalışmaz dediler. Sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, kulp bir hata üzerinde yoğunlaştılar dedi. Tabii ki sorunlarımız yok mu? Sorunlarımız var dedi. Hayat pahalılığına vurgu yaptı. Birçok konuşmasında da buna değiniyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sorunları çizecek, çözecek güçlü bir irade var dedi. Biz varız dedi. En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz e, vergi enflasyon olduğuna vurguladı Sayın Cumhurbaşkanımız. O nedenle dar gelirlilerimizi, asgari ücretlimizi, emeklilerimizi yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan... Enflasyonu kalıcı tek haneye düşürmek, şu an tek hedef hedefler enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmek. İnşallah son çeyreğe girerken bu işin çözüme kavuşturmuş olacağız dedi Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda hem dış politika hem iç politika anlamında çok önemli mesajlar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de eee orada e, ilk kez Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bir toplantı yapıldı Aslında Evet o çok e, ilginçti. ilginçti o, evet. Biz de bunu e, biraz üst düzey bir e, devlet görevlisine otelde sorduk, yakaladık, hı. önünü kestik, sohbet ettik. Dedik ki ya bu nasıl bir e, birliktelik? Niye böyle bir toplantı ilk kez yapılıyor? Aslan'da yapılıyor? E, bize 3K dedi. Önce ne olduğunu anlamadık. <laughs> Kıbrıs, Keşmir, Karabağ dedi. Hmm. Üç ülke, üç nokta için bundan sonra birlikte adım atacaklar. Anladığımız bu. Hem Kıbrıs konusunda, hem Keşmir konusunda, hem Karabağ konusunda. Bu, bu üç ülke, kurulan yeni zeminin bu üç ülkeye neler kazandıracağını zamanla göreceğiz. Ama böyle bir dönemeçten de bahsedebiliriz. Zirvenin de çok olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü hem Belarus'ta hem... Rusya Devlet Başkanı ile hem Katar Emiri ile hem Çin Devlet Başkanı ile çok sayıda görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin hem ekonomik hem ticari hem siyasi hem dış politikadaki tüm gelişmeler masaya yatırıldı. Ama gözler artık ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü dönüşü bağlamında Esat'la yapılacak, Esat'la Suriye-Ankara-Şam arasındaki yeni döneme çevrilmiş durumda. İnşallah bunu da yakın bir zamanda göreceğiz gibi duruyor. Peki